Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer ürün tanıtım, test ve inceleme videomuzda daha aramıza hoş geldiniz. Epeyce uzun sayılabilecek bir süre öncesinde FX Boss ile sizlere bir kısa atış çalışmasını sunmuş idik. Detaylı tanıtımının zamanı çoktan geldi geçiyor ama inanın vakit bulamadık. Bugün vaktimiz var, bir de FX Boss'u inceleyelim dedik sizler için. FX Boss elimizdeki model 7.62, 30 kalibre. Efendim bu şu anda yurt içerisinde satışı olmayan bir ürün ama daha öncesinde resmi olarak satışlar yapılmış, faturalı elimizde olan bir ürün. Gelin şöyle silahı bir kontrol edelim. Öncelikle şarjörümüz 9 pellet kapasiteli. Şarjörü bir kere kaybettim, buluncaya kadar canım çıktı söyleyeyim. FX'in klasik yapısında kurma kolu çok rahat şekilde çalışıyor. Emniyet kısmı biraz değişik. Yani S harfinin üzerindeyken normalde oku görüyorsunuz, atış yapıyor. F'ye aldığınız zaman, yani şu ok tarafına aldığınız zaman safe, yani emniyet. Bu şekilde de atış yapmıyor. Şu anda bunda bir şey yapmışlar herhalde. Ok yönündeki alacak olduğu konumu işaretlemişler. Elimizdeki model sentetik kundaklı, ahşap değil. Üzerinde Barska Sniper 5, özür diliyorum, 6 24-50 takılı. Şöyle gösterelim tekrar. FX'lerde belki biliyorsunuzdur, Smooth Twist Barrel sistemi kullanılıyor. Yani namlu düz olarak gelip uç kısmında yivlenerek pelletin o şekilde gitmesine yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi maksimum basınç 250 bar. Tüp 0.50 Luxfer. Kendiliğinden moderatör sistemim var. Dolayısıyla 7.62 olmasına rağmen ses oldukça düşük seviyede. Regülatörlü bir model. İşin güzel tarafı bu. Basınç göstergesi, aynı zamanda dolum ucu burada. Tetiğini şöyle bir yakından alırsan gerçekten çok hassas ve match grade denilen müsabaka tipi tetiklere çok uygun. Çok hassas bir tetik. Yani ağırlığı neredeyse yok denecek kadar az. Bakalım. Bir dakika. Dur, ne oldu? Ya şu dipçikteki ayrıntıyı unutma yani bak. Dipçiğin arka kısmı kaynak noktanızı ayarlayabilmek için ayarlanabilir şekilde üretilmiş. Söyledim, oldu mu? Şimdi serbest. Silahın toplam uzunluğu 120 santim. Üzerinde dürbün ve ayaklarıyla beraber tüp dolu ancak şarjörsüz haldeki ağırlığı 4 kilogram. Şarjörü zaten alışık olduğunuz şekilde doldurulması. Pelletlerin küçüklüğüne bakın. Efendim saat yönünün tersine çeviriyoruz. İlk pelleti tersten koyuyoruz. Daha sonra 9 adet, yani ilk pellet haricinde 8 adet, toplamda 9. Şarjörümüz dolu halde. Birkaç çeşit pellet var. Pellet kurmakta zorlanıyoruz haliyle. Efendim FX markasının iki ayrı ağırlıkta pelleti var. Bir tanesi 46.30 grain, biri 50.15 grain. Ve yine elimizde JSP'nin iki farklı ağırlıkta pelleti var. Şuradan bakalım. 50.15. 44.75. Tetik hafif derken şaka yapmıyorduk. Tüy tetik. Grupman artı kroni. Kronimiz ölçerse. Birinci pelletimiz FX 46.30 grain.
olduğum belli olmuyor. Hep aynı yerden geçiyorum. İyidir, iyidir. Sadece ses geliyor. Cıpılık, cıpılık, cıpılık. Kronu ölçüyor mu bu arada? Ölçüyor hocam. Kronu değerlerine de lütfen dikkat. Birinci grupmanımız tamamdır. Evet biraderim. Mesafeyi gösterelim. İkinci pelletimize geçelim hemen. İkinci pelletimiz yine FX Airguns'ın toplamda 50.15 grain. 25 metrede büyük ihtimalle çok büyük bir fark oluşturmayacak ama tabii yine de test etmeden olur mu? Olmaz. Kamera biraz sallanıyor. Net görüntü alabilmek için farklı makine kullanıyoruz. O yüzden idare edin artık. Hazır mıyız biraderim? Arazide hareket ediyormuş hissiyatı uyansın sizde. İkinci hedefteyiz. Evet. Çok hafif bir düşme var. Düşme yokmuş. Düşmekten vazgeçti. İlk pellet düştü. Yok düşme falan yok. Aynı yere giydiriyorsun gene. Bu gitti. Kenara kaçtı. Burada pelletlerin içerisinden seçme yapamıyoruz. Çünkü elimizde gerçekten kısıtlı pellet var. Etekleri bozuk olanlar da var. Dolayısıyla grupmanda onun da etkisi olur diye tahmin ediyorum. Yani vurduğu yer belli ya. Aynı yere vuruyor gene. Evet. Az önceki tablo tekrar ediyor. Çıpıstak çıpıstak. Ve ikinci pelletimiz de doldu. Bitti. JSP'lere geçmeden önce silahı tekrar dolduralım. Hedefi yenileyelim. JSP'lere geçelim. Yine göstereceğim size göster, mesafeyi. Göstermeyeceğim sandınız değil mi? FX serisini bitirdik. JSP'ye geçtik. İki tane de JSP var. 44.75 grain. Hatta bunu gram olarak söyleyebiliriz. Bak 2.9 gram. Evet. Yani bu bakalım. Gramı da geçiyor. Evet bu konuda açıklamayı şu anda yapalım. Uluslararası terminoloji neyi gerektiriyorsa biz onu söylüyoruz arkadaşlar. Yani bu arada. Hazır mıyız birader? Evet. Üst hedefteyim. Ne tesadüf ben de. Yık yık yık. Bu arada saçmanın gidişini görüyorum ha kamerada. Normal. Hayalet gibi geçiyor o aralarda. Azıcık genişlettim yalnız deri ya. Evet biraz genişlet. Bu arada sehpa özellikle kullanmıyorum bu sefer. Laf söz olmasın diye. Şöyle mesafeyi gene göstereceğim. Göster. Göstereceğim de göstereceğim. Bana ne de bana ne. Hemen daha ağırına geçelim.
Bu pelletler 5.30'dan sonra elime o kadar büyük geliyor ki. Zapan taşı. Keşke şu anda imkan olsa yerli silahlarımızın da bu kalibrelerini kullanıp test edebilsek. Ah ah, kanayan yaramız işte. Sıradaki pelletimiz yine JSB 50.15 grain 3.25 gram. Kalibre büyüdükçe grama geçiyorlar demek ki. Valla 357 falan olsa ne olacak ki? Grain'i söylemeye yoruluruz zaten, direkt gramdan devam ederiz. biraderim aşağı hedefteyim. Hep aynı yerden vuruyorsun ya. Ya hay benim. Sıfırlamam ne kadar bozuk görüyor musun? Bunlar hep ince hesaplar yüzünden. Benim gibi kabala yapacağım. Yalnız pelletin sesini duyuyorum ha uçarken. Tetiğe dokunmaya gelmiyor ki. Sanırım JSB'nin 50.15 grain'ini FX'in ağır pelletine göre daha çok sevdi birader. Ne dersin? Sanki ama birazcık da yukarı aşağı yaptı gibi. Ama o benden de kaynaklanıyor. Bak sehpa kullanmıyorsun. Senden ötürü olabilir mi? Tabii benden olabilir. Ötürü. Bir tane ufak bir kağıt parçası kalktıydı. Mesafeyi bir kez daha gösterelim. 25 metre. Göstereceğim. Bir daha göstereceğim. 25 metre grupmanımız şimdilik bu şekilde. 50 metreye taşırız. Bir de 50 metrede kontrol ederiz. Efendim, mesafeyi tutturabilmek için şekilden şekilde, mekandan mekana geçmeye devam ediyoruz. Hemen mesafe ölçerimizde kontrol ediyorum. Şu anda 50 metreye atışlarımız olacak. Birinci pelletimiz yine FX'in 46.30 grain. Ben size fotoğrafını gösteririm zaten. Beş atış mı yapayım? Mesafeyi gösterelim mi? Beş atış olmaz. Prensiplerimize aykırı. Bakayım. Bir saniyenizi alacağım. Bekliyoruz o zaman. Emniyete hemen. Sporu aksatmayın. Halı sahaya gideceğiz de onu ayarlıyoruz bu arada. Hazır mıyız? Artık hazırız. Atış serbest. Woohoo! Girişini gördüm. Ooo. 50 metre. Tüfek duruşuna, pellet gidişine hasta. Çok güzel. Yani bak dediğim gibi sehpa kullanmıyorum. Atıcı hatası var. Nefes kontrolü vesairesi her şeyi dahil edin işte. Pelletin de 7.62 olduğunu kabul edeyim. Etmesen o zaten 7.62. Ortaya vurdum işte. Bir daha vurdum ortayı. Bunu az kaçırdım bak, bu kesin benden, bak bunu söyleyebilirim. Mesafeyi gösteriyor. Mesafeyi. Gösterme, gösteriyor. Gerek yok. Ha? Göstereceğim, göstereceğim. İlk izlenimlerin nedir biraderim? İlk izlenimlerim. Allah ne verdiyse atmaya devam. Aşağıdaki hedefimize geçelim. Birader, senden yes. Bir ricam olsa olur mu? Neden olmasın? Bana biraz daha 7.62 pellet. Bu rica birazcık ağır oldu ama.
Bu arada çekimde misafirimiz Mustafa Selçuk arkadaşımız. Sağ olsun 2-3 haftadır bizi hiç yalnız bırakmadı. Muhabbeti zaten sıcak. Bir de sıcak çay getiriyor var ya. Oho! Gün nasıl geçiyor vallahi anlamıyoruz. Aslında onlara da attıracağım. Hep ben atacağım zannetmeyin. Alırız elinden. Biz de atıcı yok. Sıradaki pelletimiz, bir de ağır pelletle deneyelim. JSP 50.15 gray. Bununla FX'in ağırına göre daha iyi netice verdiği için bununla bir deneyelim. Değil mi birader? Deneyelim. Emniyet. Aşağı hedefteyim. Ağır pellette azıcık dağıttı, ne dersin? Evet. İsmiyle müsemma pelletleri daha çok seviyor demek ki. Herhalde. İki grupman yaptı. Birleştirdim. Ayıp oldu ama vallahi tam orta noktayı çıkarttın yerinden. Bak bu kaydı. Genişlettim artık, olmadı. Olmadı. Ve dahi 50 metre grupmanımız. Mesafeyi bir gösterelim biraderim. Evet, manuel zoom'dan dijital zoom'a, dijital zoom'dan manuel zoom'a geçince. Birader, eğer fazla vaktinizi almayacak isem, bir de alacağım. Şarjörsüz atış yapsam olur mu? Olmaz, alacaksın. Ben şuna bir de şarjörsüz bir atış yapayım. İyi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Mesafe yine 50 metre. Bu sefer şarjörsüz olarak tekli atışla deniyoruz. FX'in 46.30 grey'ini. Bakalım tekli atışla ne kadar fark edecek. Göreceğiz bakalım ne kadar fark edecek. Yok arkadaşlar, hep aynı yere atmaya niyetlenmişim. Ya hepsini bir araya toplasak yani. İşte ne güzel. Değişmiyormuş. Bu sefer ortada mı? Tam ortadan vurdum. Bunu eğer ortadan geçirirsen bak. Doğru. Sana ne vereyim? İdo alayım sana hadi. Kaybettin gibi. İdo'yu kaybettin. O zaman şimdi kalan 5 tanesini de aşağı hedefe geçelim. Geçiyoruz aşağıya. 50.15 grain JSB. Ortadan iki defa verirsen Dido teklifim hala geçerli bak. Vurmasam da alacaksın nasıl olsa. O da doğru ama olsun yani, vur da alayım hiç olmazsa. Olmaz. Ama çizgi vurdu. Çizgiyi vurdu mu olur o. Bak şimdi spor kurallarına göre bazısında çizgi içeri, bazısında dışarı demek. Bu da içeri. Olmaz, ben kabul etmiyorum, ortadan vuracağım. O siyahı beyaz ya. Anca öyle. Oldu mu? Olmadı mı? Ya bu sefer içeri girmiş sayılırsın. Hadi bunu bir vuruş kabul ediyorum hadi. Ama ben o zaman ortaya iki defa vurana kadar devam ederim. Olmaz öyle. 5 atış derim. 5'te vuracağım bir kere. Ha, bu daha da yukarı gitti. O zaman şarjörlü ile şarjörsüz arasında bunda çok büyük bir fark olmadı bile. Evet. 50 metre atışlarımız da böyle. Dur. Mesafeyi göstereceğim. Hadi göster. Ben silah emniyete alayım. Gösterdin mi? Evet. Tamamdır. Hazır mısın birader? Şimdi hazır. Sağ başta. Neredesin? Bakıyorum sağ başta. Evet. Hemen sağında. Hadi canım.
Ayırdın, neresine sıyırdı o gene? İşte bu. İkincisini de vurdu, ondan sonrasında geri alayım ben bunu. Hemen sağındasın yine. Hep sağdan gidiyorsun birader. Beceriksiz. Sağında. Şimdi bu sana göre ayarlı olunca bak hep sorunlar işler almak zorunda. Misafir. Bugün Polivan'ın maşallahı var bu arada. Küfürler bizden değil, onu da söyleyelim. İkinciyi vurunca geri alacağım ona göre. Hadi bakalım. O zaman üçüncüyü de vurdu, öyle alayım bari. Ondan sonra sıra değişecek. Hayır, vurur o zaman. Oradan attıktan sonra alıştırmıştır. Aha, yanından kattın lan. İndir şunu. Vurdum ya sonuçta. Vallahi vurdun. Görüş olacak. Hadi. Gene yanından geçti, evet, gördün mü? Evet. Tamam, yeter, o düştü gayri. Şimdi mesafeyi bir geri çekiyorum. Bu arada biraderim sen şarjör doldur, hava doldur. Böylece Mustafa hocam da atabilsin. Mesafemiz 101 metre. Hepsini vurma arkadaş. Yerdekini attım, yerdekini. Ama çekmiyordum. Olabilir, yerdekini attım sonuçta. Evet hocam. 3 tanesi senindir. Çekim devam ediyor. Gördün mü sağında? Ben dedim işte sola çekiyor. Yakın. İyice yaklaştı. Bayağı yaklaştın ama az kaldı. Şimdi olacak gibi hocam. Hadi bakalım. Evet. Süper. Sıradaki önüm. Helal. Üçüncü de hemen ikincisinin yanında duruyor. İşte bu. Hemen mesafeyi gösteriyorum. Bakın mesafe şu şekilde. Şimdi bak, gör bak, kendi atacak. Hı. Lap diye vuracak. Diyecek ki sonra ben ortasına nişan aldım. Sağdan geçti. Nereye nişan aldım? Nereye? Çok hafif soluna. İkinci şişedeyim biraderim. Tamam. Hadi, çok yakındı. Bunu iyi vurdun işte. Vallahi. Bu göbeğe oturdu ha. Üçüncü şişedeyim. Evet. Evet. Dördüncü şişedeyim. Keyfe geldim vallahi. Ve o zaman çakmaktayız. Acaba olur mu? Olur olur. Alttan vurdum. Her çakmağı vuramadın ama. Mesafeyi bir gösterelim biraderim. Hemen emniyete alıyorum silah. Evet. Mesafemiz 101 ile 107 metre arasında değişti. Çakmağı patlatamadık ama alttan ağrı sıyırdık. Ellerinize sağlık. FX serisini bitirdik. JSP serisine geçtik. Bir saniye, sakin. Tamam, sen devam et canım. Şimdi mi 3 kamera çekimde? 3,5 kamera çekimde. Tamam. O zaman alayım ben vaktimizi. Bu!
Ne yapıyorsun lan? Ha sana dedim işte. Gelen Mustafa gider. O ya. Onda bir sıkıntı yok. Onu ben çağırdım zaten hadi. Gel diye. Öyle dur da senin 90 milyar liranın sipini iki putu atar. Baba 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 baba. Atış var, korkmayın. Tamam. Hadi çabuk çabuk çabuk. Daha atacak olanlar var. Vallahi ben bilmiyorum arkadaş. Çıplak gözle niye görmüyorum ben nereye attığınızı? Göremez zaten, güzgünmüyor. Eldivenimi çıkartmam. Kulağına bakalım. Yuh, başlı bu. 7.62. Abi bak, videoya sigarayla girme ne olur. Evet. Sonra yanlış mesaj anlıyorlar. Video çekiyor sürekli. Ne diyor? Dedim ya lan. Az önce de çıktın zaten.